bir çocuğa karne verdiğinizde aslında karne bu arada sadece çocuğa verilmez. Hani sizin bir verdiğinizde gerekçeleriniz neydi? Çok bilemiyorum. Hani burada bir meslektaşım için bir şey söylüyorum ama bir bana biraz acımasız geldi açıkçası. Yani bir çocuğun ya bizde karne bir çocuğun şimdi bir ölçme yaparsınız ve insanlara karneyi niye verirsiniz? Bir çocuğun orada geçirdiği aşamaları görmesi açısından ona bir geri bildirimdir. Bu sırada aslında öğretmene de geri bildirimdir. Yani öğretmen de hani çocuk biraz anlamamışsa öğretmen de biraz anlatamamıştır. Sonuçta iki taraflı bir karne bir notu var ama. Öğretmen o birleri ikileri verirken aslında kendisine de ben öğretemedim mi demiş oluyor. Evet yani mesela o çocuk biri alana kadar geçen süreçte tabii dediğim gibi o örnekte hani belki öğretmen yaptı bilemiyorum ama o çocuğun bir almasını önlemek için neler yapıldı? Bizde karne çocuğa ve biraz aileye veriliyor aslında. Hani top orada biraz karşı tarafa atılmış oluyor. Veliler bugün çocukları geldi eve karneler iyi kötü. Ne yapmaları lazım? Değişim galiba önce evlerin içinden başlayacak. Ne yapmalı veliler iyi karneye kötü karneye? İyi karneye mesela ödül vermek iyi bir şey midir? Yani eğitim çok temel bir tartışmadır o ödül ve ceza. Hani en temelde de burada savunulan şey şudur. Çocuk o işi kendisi için yapar. Hani bir şeyi ödül için yapar hale getirirseniz çocuğu onu ödül bağımlı çocuk haline getiriyorsunuz. Yani okulun sanırım toplumsal hayata en büyük zararı öğrenmenin zevkinden çocuğu mahrum etmesi. Yani bir şey siz bir sınav sonucu için öğrenmeye bak. O sınav sonucu sizin ödül almanızı sağlıyor. O sınav sonucu sizin iyi bir mesleğe geçmenizi sağlıyor. Yani siz öğrenmenin o keyfinden ve zevkinden yavaş yavaş koparlıyorsunuz aslında. Öğrenci çok başarılıysa ailede beklenti artıyor. 100 alıyor mesela çocuk. Hep 85'e düştü zaman neden 85'e evet. düştün deniyor demesinler mi? Demesinler. Çünkü zaten karnenin en büyük hatası oradan geliyor. Yani karne verdiğiniz zaman sonuçta şöyle neyi yapabildiğini değil hep neyi yapamadığına bakıyoruz karnede. Yani hepsi 5 olduğunda bizim gözümüz 4'e kayıyor. Tatilde hiç ders çalışmasın mı çocuklar ödevler vesaire yoksa biraz ders biraz dinlence eğlence midir formül? Yani orada hani sonuçta öğrenme bir taraftan da hani zihnin bir temposu var. O tempoyu tamamen kaybettiğinizde yeniden toparlanmanız zor olabiliyor. Ama bu tabii ki ders değil. Özellikle küçük yaş, ilkokul birinci sınıf çocuklarının okumayla yeni bağ kurdukları bir dönem kopmaması için mutlaka okuma yapmaları çok değerli olabilir. O 15 günü tamamen okul ya da okul disiplini çok bir şey ama öğrenme disiplini ya da öğrenmeyle ilişkili alandan tamamen koparmak doğru olmaz. Elif Hanım sizin gördüğünüz eğitim sistemimizde bu dertler var. Benim bunlara itirazım var. Bunlar değişmeli dediğiniz neler var? Çok şey var. Öncelikle eğitimin siyaset üstü olamaması var. Tam tersi siyasete malzeme yapılması var. Onu geçtiğimiz zaman o bizim ülkemizin özelinde bir şey belki ama özellikle işte biz bu çarkın içine girdiğimizden beri kitlesel eğitim sistemiyle ilgili problemlerimiz var. Yani herkese aynı şeyi, aynı gömleği giydirme çabasıyla ilgili problemlerimiz var. Yine bizim özelimizde sürekli değişmesi, sürekli işte sınavların iptal olması, hiçbir şekilde güven verememesi, velilere olsun, çocuklara olsun. Öğrencinin merkeze konulamaması, okulun öğrencinin etrafında dönmemesi gibi sıkıntılar öyle çok mi fazla olmalı? Veriliyor. Yok hani okul öğrencinin etrafında dönmeli dediniz ya o bana garip geldi. Yani öğrenci, biz okul bizi sıraya merkezli. Sokan yer ya normalde. Öğrenci merkezli olmalı. Yani nasıl işte müşteri veli nimetimizdir. Okullarda da öğrenciler merkeze konulmalı. Halbuki özellikle de ilkokulla birlikte belki de özel okullarda biraz daha farklı bu. Biz şu anda devlet okulu tecrübesi yaşadığımız için daha böyle. Ama bir anda zannederim bir kitapta okumuştum. Yani ilkokula başlayana kadar çocuğu rahat bırakıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz. İstediği gibi istediği şeyle oynuyor. Okula başladığı anda o formanın içine girdiği anda ona kızabileceğinizi zannettiğiniz, işte ne zaman neyi öğrenmesi gerektiğini zannettiğiniz, ondan birçok şeyi daha iyi bildiğinizi düşündüğünüz bir varlık olduğuna inanmaya başlıyor. Herkes öğretmen ve veli. Bir anda çocuğunuzun annesiyken çocuğunuzun velisi oluyorsunuz. O çok büyük bir gerginlik yaratıyor. Çocuğa ödev yaptırmaya çalışmak olsun, işte onun hiç daha önce bilmediğiniz yetersizliklerini belki görüyorsunuz. Yetersizlik olmasa bile öyle takdim ediliyor sistem tarafından. Dolayısıyla veli de öğrenci de aslında travmatik bir şey çok yaşıyor. Çok travmatik bir şey. Birinci sınıf bizim için çok zordu. Bizim yapmamız gereken en önemli şey gerçekten ülkenin hani bir mutabakatla sağladığı bir eğitim reformudur.